gençliğim, umudum düşlerim. Ben yaşadım günümü dünden ziyade. Kalbim bir alev, aşk fevkalade. Seni de bu hayattan çekip kurtaracağım kardeşim, merak etme. Yavaş, yavaş, biz onu aldık bir kere. Ulan kopartacağım o dillerinizi, yeter de ellerinizi takarın. Aa, yeter, yeter, çık şöyle, çık, yallah. Ya kime yallah diyorsun, sen söyle. Konuşma, çok yarın konuşma. Yarın avukata gidiyorum, hem birisine kurtulacağım. Ha, gidersin, gidersin. Yürü git, al şu çirkin pis ayakkabılar önüne. Yürü, alın git. Kudumu ve kızınızı başınıza çağırın. Ulan sen nasıl konuşuyorsun? Yok, bir şey mi ben de ya dayıcım tamam dur. Bak bu normal değil. Durdum kızım durdum. Hazamet'in senin için durdum burada. Ah Selilah, sen abinin normal olmadığını daha yeni mi anladın? Şimdi hedef ben miyim Zeynep? Sus kız. Evlendin mi kıl kuyrukla zaten? Ya enişte Allah aşkına bak git buradan, elinden bir kaza çıkacak ha. Doğru konuş lan. Ya doğru konuşuyorum. Ya siz evrak işlerini halletmediniz mi? Tamam bitti gitti işte. Adam da kafamı bıraktınız. Yukarıda unuttum herhalde. Yeter be yeter. Eli su koş getir şu evrakları. Gitsin şu adam şuradan ya. Yüzünü bile görmek istemiyorum bunun. Ulan bana bak. Bir daha değil bu eve. Ulan bu semte mi lan? Sen de tamam. Herhalde tut beni. Senin köyüne mi kaldık Şevket Bey? Sarayım var lan benim, sarayım. İki kuleli. Tamam, kür. Anne var. Ver şunları. Ver. Al şu evraklarını, yürü git. Sus. Yürü git. Hadi abla. Ver. Tut beni. Yürü. Yeter. Bak. Tamam, ben hallediyorum ama. Bak. Yürü git. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Hadi, yapma. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Allah Allah ya. Gece gece huzurumuzu kaçırdı ya. Ben de seni çok seviyorum. Onları hemen yırtıp bak, ağzını mı kıradın? Tamam, tamam. Bak, terliklerimizi ne hale getirmiş. Rezil ya bunlar, ne anlarlar değerden. Ay, nerede kaldı bu çocuk? Aa. Göreceksin. Bu sefer ben haklı çıkacağım mukaddes. Ay Fehmi, göreceksin. Sen haklı çıkmayacaksın. Çünkü ben buna izin vermeyeceğim. Aman, ben de seni ciddiye almış. Vallahi laf yetiştiriyorum sana Fehmi. Fehmi, sen ne zaman bana karşı haklı çıktın? Ya bak ta ki şu söylediğin doğru olsa bile... Şeytanın bacağının kırılacağı gün gelir. O zaman da çok şaşıracaksın hayatım. Ah Fehmiciğim, ah oğlum. Şeytanın kafasını kırmak varken bacağınla niye uğraşıyorsun ki oğlum? Hayatcığım vallahi çok yaşayın. Son Osman.
şeyine mi? Şurada derin bir mevzuya odaklanmışım. Ay anneciğim vallahi rica ederim ya. Konudan saptırmayayım. İnsanlıktan saptın. Konudan sapsan ne olur? Efendim? Sen dertlenmene devam et. Devam et. Devasız kalasıcığım. Ya keşke kendim gitseydim. Ya söyledim de oğlum dedim avukata söyleyelim gitsin imzalatsın dedim. Yok anneciğim illa imzaladığını görmek istiyorum dedi. Hayır ne gerek var yani niye çıkarsın karşılarına? Çünkü Fatih gözleriyle görmek istedi Zeynep'in imza atıp atmayacağını. Göz göze geldiklerinde Zeynep o imzayı atacak mı atmayacak mı? İkisi arasındaki farkı anlıyorsun değil mi? Fehmi. Tabii ki imzalayacak. Hiç zannetmiyorum mukaddes. Onlar birbirlerini seviyorlar. Fatih Zeynep'e kıyamaz, Zeynep de Fatih'e. Bak göreceksin, barışmış olarak eve dönecekler. Senin sevincin de kursağında kalacak. Oho, Fehmi boş versene sen. Eski çamlar bardak oldu ayol. Yok artık öyle bir şey. Yani Fatih değil Zeynep'le barışmak. Onunla yan yana olmak bile istemiyor. Maymun gözünü çoktan açtı Fehmiciğim. O maymun ben oluyorum galiba. Ay evet o maymun sen oluyorsun. Şebem bebem. Ay Fatih ne oldu çok merak ettim. İmzaladı mı? İtiraz etti mi? Ne dedi? Bir şey söyledi mi? Aman! Boş verseydin oğlum hiç muhatap olmasaydın. Aman boş verdim hiç muhatap olmadım zaten anneciğim. Herkes haddini bilsin. Yani sonuçta ben bir Fatih Şekercizade'yim. Önce izin almaları gerekiyor benimle muhatap olmaları için. İşte ya adam, adam, adam. İşte benim eserim ya. Eserinle iftar et mukadder. Ay çok heyecanlıyım. Bunu hemen yarın sabah avukata veriyorum. Boşanma işlemini başlatsın. Ne oldu sana böyle Fatih? İçine mukaddes mi kaçtı? Annem sayesinde gözlerim açıldı diyelim. Umarım bu yaptığından pişman olmazsın Fatih. Size de iyi geceler. İyi geceler. Şu işe bak arkadaş. Hayatının kadınını bul. Sonra onunla evlen. Sonra yine yalnız yat. Ondan sonra demleyeyim ki güzel olsun diye abi. Üstteki demliğe koyuyorsun değil mi? Tabii. İçine su koyuyor musun en başta? Koyayım tabii. En başta soğuk su koyuyor musun kız? Evet. Ha? Ya tamam. Herkese günaydınlar. Ondan sonra diğerlerimiz. Ya günaydın diyorum. Kimse duymuyor mu beni? Günaydın damat. Günaydın reis babacığım. Aşkım günaydın. Günaydın aşkım. Ertan. Ne haber? İyiyim sen? Ay. Oh. Zeynep, kalk. Kocana kahvaltı hazırla kızım. Kocam mı? Hayır, hazırlarım. Hadi, günaydın. Sana çay doldurdum kahvaltıdan önce hiç sıcak. Sağ ol. Lan ne oluyor lan? Alan kurban sen. Aşkım. Efendim abi. Sana omlet yapayım mı Fatih'ciğim? Neli istersin? Yapsana aşkım. Zeynep benim, ben. Fatih benim, Fatih'inim benim. Yaparım ben. Ben. Zeynep. Canım karıcığım. Güzel karıcığım benim. Hoş. Bak, babası da uyanmış. Aman, aman. Git bakalım babaya. Bakalım, git. Ay gel benim lan, güzel oğlum. Bunlar benim, bırak. Benim aslan oğlum. Yerim ben bu yanakları, yerim. Of. Ver bakayım elime. Tak bakayım buraya.
Uy, 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 uy. Ne kadar yakışıyorlar ya. Oyun oynamayı çok güzel öğrenmiş. Zeynep, iyi misin? İyiyim. Ne oldu? Niye arıyorsun bu saatte? Hayatım, ben çok kötü bir rüya gördüm. Ne oldu? Ne gördün? Dur anlatayım. Dur, vazgeçtim, anlatma. Niye? Gece vakti rüya anlatılmaz. Kötü rüya hiç anlatılmaz aşkım. Zeynep, ben seni çok özledim. Şu an yanında olmak istiyorum. Keşke olsaydım. Ayrılmayalım dedik. Şimdi kavuşamıyoruz. Ne yapacağız? Ne yapalım? Mecburduk. Selim yanında değil mi? Evet evet. Elif suyla aramda uyuyor. Bu cadı benim yerime mi yatıyor? Halam da yanımda. Fırsatçı bunların hepsi. Aşkım, babam yalnız uyumamıza izin vermiyor. Ondan. Neyse. Kapatmam lazımmış. Uyanacak biri. Dur dur dur. Ne oldu? Zeynep, ben gerçekten çok özledim seni. Seni görmem lazım. Birkaç saat önce birlikteydik ya. Evet ama o zaman savaşıyorduk, kavga ediyorduk. Ben savaşalım istemiyorum. Hadi. Ya çok özledim ben. Ben de seni çok özledim aşkım. Hadi kapatıyorum bak. Uyanacaklar şimdi. Ayrıca bak, ben aramadan sakın arama, tamam mı? Allah yakalanacağız ha. Dur 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 dur. Ne? Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hadi kapat. Sen kapat. Sen. Ay ne yapıyoruz ya, yine ergenler gibi. Hadi kapatıyorum ben. Hadi iyi geceler. Çat diye kapattı. Ya Selim. Oğlum. Karım, ben özledim. Ver bakayım elime. Tak bakayım buraya. Uy uy uy. Zeynep'i görmem lazım. Zeynep.
Hacmet. Her şeyin bir açıklaması var. Ben sana her şeyi anlatacağım. Ama bu aramızda kalacak, tamam mı? Ben bu evdeki kimseyi sevmiyorum. Bir seni sevdim hep. Vallahi. Enişte manda yuva yapmış Söğüt dalına. Hı? Yavrusunu sinek kapmış. Gördün mü? Görmedim. Şazmet. Şazmet. Sen uyur gezer misin? Mandayı sinek kapmış. Kurtaracağım şimdi. Neredesin? Gel Şazmet. Böyle sağdan düz devam et, manda seni bulur. Hadi yavrum. Manda. Neredesin ha? Yok. Bu iş böyle olmayacak. Konuşacağım. Vallahi de billahi de konuşacağım. Geçeceğim karşısına, çatara 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 her şeyi söyleyeceğim. Ya ne bitmez çileymiş ya. Gözüme uyku girmiyor artık yani. Yeter. Ana. Ya reis gecenin bu vakti burada ne işin var deyip beni böyle kapıdan kovalarsa? Kovalar vallahi. Tam reislik hareket yani. Kovalamakta da kalmaz, kafamı patlatır. Ya 2 gram cesaretimi toplamıştım. O da reisin hayaliyle uçtu gitti. Ya ne olurdu Şazmet'im şu köşeden şöyle dönüp bana gelse. Sen bana gelemedin ama ben sana geldim Cevad'ım dese. Ne olurdu ya, ne olurdu? Şazmet? Şazmet? Ya bu gerçekten sensin ya. Hayır. Ben Cyberg'üm. Cyberg, Myberg. Boş ver ya. Sen bana geldin ya, daha ne olsun? Cyberg. Cyberg. Güvenli alan. Aman boş ver ya. Sen bana geldin ya. Ben başka hiçbir şey istemem. Şükürler olsun. Ne istiyorsun dünyalı? Şazmet, ben aslında yani seninle birazcık konuşmak istiyordum. Yani eğer senin de vaktin varsa, dinlemek istersen tabii. Ha? Çabuk. Şarj bitiyor. Bitmesin şarjım. Şöyle geçelim mi? Ha? Şöyle. Şurada daha rahat rahat otururuz diye düşündüydüm. Gel. Ya bak yatmış yine kedi gibi. Hayatım ben çok özledim seni. Hadi. Zeynep. Bu kim? Hadi. Ha
Hayatım sen nerelerdesin ya? Tuvaletteydim aşkım. Bu saate kadar mı? Gidip bakıyordum. Ya karşılaşmadım kimse kalmadı yemin ediyorum. Ben çok özledim seni. Ben de seni. Ne oluyor? Fatih'ciğim. Zeynep'im. Sen ne yapıyorsun benim evsizim? Yok canım ben şey... Şazi yok. Tuvalettedir o hayatım, tuvalettedir o. Yok yok Fatih'ciğim ben tuvaletten geliyorum. Orada da göremedim. Ne yapalım? Oda Şazi'yi arayalım mı? Yok yok yok. Ben bakarım. Sen uyumana devam et. Tamam mı? Tamam. Ya sen bilmiyorsun. O uyur gezer ya. O dolanıyordur. İki gezer bir yerde bulur gelir. Olur. Şey diyeceğim. Abla? Sen uyumuyor musun ya? Ben uyuyorum ya. Uyuyorum da şey, uyku tutmadı beni çok fazla ya. Böyle cin gibi falan oldum yani. Mesela sen? Ben bir ses duydum da şöyle bir etrafı bir kontrol edeyim dedim. Lan bizi mi duydun yoksa? Ha, ses duydum. Ses duydum. Ben de aynı sesi çıktım ya. Ne öyle tık tık tık. Yani her şey de yerli yerinde ama ya aşağıdan geldim ben orada bir şey yoktu. Burada da olmadığına göre herhalde mutfakta hadi sen git yat ben bakayım. Ya olur mu öyle şey ya mutfaktan geliyorsa gel beraber yok bakalım. Abacığım sen git yat ben bakayım. Ya seni yollar mıyım? Oğlum. Gel. Bir o zaman biz mutfağa bakmaya gidiyoruz birlikte. Ya bağırma ya zaten adam oradaysa da kaçtı. Hadi abacığım gir. Dur lan bir dakika. Ya işte buradan geliyor ses ya. Yok buradan geliyor. Yok. Ya abla kulaklarını mı vurdun ya? Nereye bakıyorsun? Yok yok. Mutfaktan ben buradan geliyor. Mutfaktan işte. Geliyor. Ay bak görüyor musun işte? Tuvalete kapısı açık kalmış abla. Abla bu senelerdir böyle bunu hala yaptırmadık mı biz ya? Evet evet. Kapıdanmış işte hep öyle oluyor. Tamam hadi sen git yat. Tamam ben gidiyor musun? Tamam sen git yat ben kapatırım hadi karın özlemiştir seni. Tamam özlemiştir. Evet, evet. Hadi Allah'a emanet. Hocam. Seni? Hı ne karıcığım ya? Seni. Bir şey mi istedin sen? Aşkım uyuyor. Nasıl? Uyuman sırası mı ya? Daha hava kararmadı o kadar da ya. Yeni yattım sayı. Bak şimdi benim aklıma bir şey geldi. Ne yapsak? Baş başa kaldık. Ha? Ama ben çok yorgunum. Nasıl yorgunsun ya? Bulamadım ya. Orası şu an çok tehlikeli. Zeynep bir şeyler yap. Burada travmanın eşindeyim. Kusura bakma Fatih'ciğim. Bırak odayı. Kapı koluna dokunmaya cesaretim yok. Lan dolapta kaldım. Sen bana cesaretten bahsediyorsun. Çıkar beni buradan. Gecenin bu saatinde yeni evli bir çifti rahatsız edemem Fatih. Sabret biraz. Sabaha kadar uyanık kalacak değiller ya. Onlar uyuyunca çıkarsın. Sana iyi geceler. Artık ne kadar iyi olursa. Orhan. Biz hiç uyumayacak mıyız? Uyumayacağız. Şazıment. Belki sen hiç fark etmedin ama
Ben seni hep sevdim. Seni ilk çöp atmaya giderken gördüğümde böyle mor pijamaların, banyo terliklerin vardı. Saçlarını da böyle iki yandan toplamıştın. Böyle kafanı kaşıya kaşıya çöp tenekesine doğru giderken o kadar güzeldin ki. İşte dedim ya, işte bu. İşte gerçek Şazimend bu. Üzgünsün değil mi? Ben de üzgünüm. Hem de çok üzgünüm. Ben seni o halinle sevmiştim Şazimend. Sana şarkılar, türküler, mektuplar yazdım. Tamam sen bir tanesine bile cevap vermedin ama ben yine de umudumu kaybetmedim, değişmedim. Ama sen değiştin. Hem de çok değiştin. Bu gezmeler, tozmalar, süsler püsler falan seni çok bozdu. Herkes gibi oldun. Ya, tamam. Bu kadar da çok üzülme yani. Hayır, seni artık sevmiyor falan değilim ki. Seni yine seviyorum. Ama ben eski Şazimend'imi istiyorum. Bak sen de beni şu kadarcık bile olsa seviyorsan... ...hadi gel özüne dön ha. Dönecek misin Şazimend? Şazimend bir şey söyle ya. Şazimend sen uyuyor musun ya? Şazi! Güç tasarruf moduna geçildi. Olsun da uyudu minik kelebeğim ya. Olsun. Bu da bir şeydir. Fatih? Anne? Aa yavrum sen nereden geliyorsun bu saatte? Felekten bir gece çaldım işte öyle. Ne var? Mahsurum var anneciğim. Yok oğlum yok ne mahsuru olacak? Çok iyi yaptın da hani ben anne olarak yavrum... neredeydin, kimleydin merak ediyorum ondan. Arkadaşlarla. Hangi arkadaşlarla? Şu seni tanıştırdın. I'm bad boy. Şule mi hangisi? Hale, Jale, Lale, bütün mahalle. Anneciğim teşekkür ederim böyle arkadaşlarla tanıştırdığın için beni. Oh, sefan olsun çocuğum. Tabii ki gez toz. Tanış onlarla çok iyi yapmışsın yavrum. Ne yapacaksın o kalbimi? Aa, iki tane mi görüyorum ben size? Ha? Bak bak. Gel seni de öpeyim. Seni de öpeyim. İyi geceler anneciğim. İyi geceler anneciğim. Ama çocuğum bir şey söyleyeceğim sana yavrum. Sen iyice mort olmuşsun ya. Şey yapalım. Anneciğim yok bir şey. Ben şimdi yattım mı kentime geleyim ya. Yavrum bu halde böyle uyursan olmaz. Kalkamazsın. Seni ayılman lazım. Tut annenin elini. Yüzünü yıkayalım çocuğum. Aa, seni ben bir terleteyim kendine gel. Böyle olmaz çocuğum. Hadi anne bir tanem. Şey. Hadi bir tanem. Gel çocuğum gel. Gel oğlum. Ne gerek varsa. Derin benim çocuğuma. Çık 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 şöyle yukarı çık yavrum. Ben şimdi size hazırlık yapacağım yavrum. Şimdi benim güzel oluşum bir güzel terleyecek. Bütün toksinlerinden arınacak. Aferin benim çocuğuma. Aferin benim yavruma. Şunu da halledelim. Ben sonra seni kontrole geleceğim tamam mı? Of, kara oğlum benim, kara oğlum. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun o zaman. Ay annesinin kuzusu ya. Hiç itiraz da etmezmiş. O yavrum benim. Geleceğim ben birazdan, kontrol edeceğim. Bekle beni ha. Nasılsın yavrum? İyiyim anne. Daha iyiyim. Ha yok yok iyi değilsin. Daha iyi değilsin de iyi olacaksın yavrum. İyiyim şöyle bir uyuyayım kendime gelirim. Ay annen senin
öyle kötü olmana müsaade eder mi yavrum? Ben varım yanına. Bak şimdi kendi bitki çayımdan yaptıracağım sana, tamam mı? Böyle ciğerindeki, bağırsağındaki bütün illetleri atacak. Tamam mı yavrum? Dur, bekle sen beni. Hemen geliyorum çocuk. Allah'ım. Allah'ımı gördüklerimi unutayım ne olur. Fatih Bey nasıl oldu? Daha iyi şimdi değil mi? Vallahi iyiyim diyor ama hiç iyi gibi görünmüyor yani. Yani bu haliyle uyursa da 3 gün kendine gelemez bu çocuk. Ne yapmak lazım ki? Ay ne yapsak acaba? İlaç falan mı versek? Evet, bir şeyler yapmak lazım. Bana bak sen şu benim çayımdan versene bir fincan. Hemen Mukaddes Hanım, siz istersiniz de ben yapmaz mıyım? Hayır, bana da vur dedik öldürdü yani. Allah Allah. Ne olacak, iyileşi ver. İşte biraz güzeller. Buyurun Mukaddes Hanımcığım. Ağır ayak. Şundan Mustafa'ya söyleyin de bir daha alsın. İyi geliyor bu Meret. İşe yarıyor. Yavrum, uyudun mu? Ay Fatih ya, hadi kalk oğlum, vallahi nazlanma. Hadi canım, iç şunu yavrum. Anneciğim, vallahi şimdi uykum kaçar, çişim gelir falan, boş ver, uyuyayım ben. Yavrum, annen yanında Allah kurban olurum ben sana. Hadi çocuğum, bak bunu içeceksin, iyileşeceksin, tamam? Çok iyi gelecek sana yavrum. Bak gel, her şeyi unutacaksın yavrum, gel çocuğum. Nasıl yani, her şey mi? Evet, istemediğin her şeyi unutacaksın. Hadi çocuğum kalk. Ya ama oğlum sindire sindire iç. Ay. Neyse tamam, içinde siner. Hadi bir tanem hadi. Hadi yat bakayım. Dün gece böyle tuhaf tuhaf sesler duyan var mıydı? Ne sesi ya? Ya dayı ya. Bunlar bir şey, ablamla karşılaştık tuvaletin önünde de hani o da böyle sesler... O oğlum, biz senle dedik ya, o banyo kapısının sesiymiş Orhan'cığım. Sen kapattın ya sonra onu. Tamam canım, biz konuştuk da benden başkası acaba şey ses falan duydu mu diye ben merak ettim. Sana ne, sorma. Onu değil de ben dışarıdan sesler duydum. Ne? Bir uyandım, baktım dışarıya, açtım pencereyi, ki kedi. Ola Elif Su, al kızlar, alıştırdınız ha bu kedileri. Hızırlar, tırmanaylar camlara gece vakti. Hiç ya, zaten ne geliyorsa başımıza şu kedilerden geliyor. Ama siz de bir karar verin de, kedi midir, kapı mıdır bileyim. Ya Şazimet de olabilir. Şazi. Sen dün gece neredeydin güzelim? Nerede olacağım canım? Odamdaydım. Ya odamdaydın. Odada falan değildin. Bak Zeynep de şahidim değil mi Zeynep? Evet evet, odada falan değildi. Neredeydin ki? Şazi. Şazi canım. Bak biliyorum annem izin vermiyor ama... vallahi bana kalırsa gel seni hemen bir uyku merkezine götürelim. Senin bu uyur gezerliğini ne tetikliyor onu da öğrenmiş oluruz. Sen neden uyur gezersin? Maazallah bak başına bir şey gelecek yakında. Olabilir. Gayet normal. Ne var bunda? Hasta masa değil benim kızım. Bak. Sağda solda böyle densiz densiz konuşup kızın kısmetini kapatma, senin ağzı gözü dağıtırım valla. Ben uyur gezer değilim. Ben bir şey soracağım. Şaze. Sen geceleri böyle insanlara zarar vermiyorsundur değil mi canım? Yo. Ben uyur gezer değilim.
ablam hiçbirine zarar verir mi? Heh? Sen merak etme. Ya bir görsen aslında çok da tatlı oluyor biliyor musun? Böyle uyurken böyle vı 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 falan diye konuşuyor. Çok komik oluyor. İşte sağa sola falan çarpıyor fazla. Ama bir şey söyleyeceğim. Siz yine de onu sağda solda görürseniz yani ne olur odaya yönlendirin. Tamam mı? Hı. Nasıl? Ha süzgar öyle. Kapıları kapalı tut. Loran hadi hazırlan da biz pazara gideceğiz da bugün önemli gün. Ben hazırım dayı ya ben dünden hazırım ben. Siz de bitirin kahvaltınızı gidiyoruz haydi. Nereye? Uy uğurlamaya gidiyoruz kızım. Rastgele demeye berekettir. Ha. Haydi. Hadi. Ben hazır durumda geldim. Selim uyuyor. Bana bak. Heh. Rüzgarda yağmurluksuz kalmayacaksın tamam mı? Hayır canım. Rüzgarda öyle yağmurluksuz falan kalmayacağım tabii ki. Bir de böyle gittiğin gibi tek parça geleceksin. Tamam. Söz. Tek parça döneceğim. Söz. Ya ben seni çok özlerim. Ya kızım ben seni özledim bile ya. Ama benim bakmam gereken bir ailem var. Bakmam gereken bir karım var. Benim de kocam var. Bu da senin koca değil. Lel. Hadi yürü. Askere mi gidiyorsun? Var canım burada. Ben de balığa giden kocama uğurluyorum. Evet. Hadi rast gelsin bana. Hadi Allah razı olsun. Gelin. Hadi abi. Hadi gel. Rast gele. Hadi. Hadi bakalım hayırlısıyla. Orhan. Geldim. Geldim. Ay balık tutma lan dönme. Dönmem. Sana dünyaları tutacağım ben de. Dünyaları. Bir bak. Görmemişim kocası olmuş, tutmuş, koparmış. Ya ben bunların ayrıldığına hala inanamıyorum. Ben de inanmıyorum Selin ya. Ben de inanmıyorum. Haydi. Öyle mi değilsiniz Darbeli Beyciğim? Geç bak. Gençliğimde de hep böyle ahu gözlü Ayfer derlerdi. Yaşlandık şimdi Zahar. Yok. Siz hala çok gençsiniz Ayfer Hanımcığım. Size yaşlı diyenin alnını karıştırırım ben. Kocaman bir çılgınsınız Darbeli Beyciğim. Beni gözleriniz düşürdü bu hali. Öyle mi değilsiniz? Bana kız. Ayfer Hanım. Kız kızım ne dikeyin cehennem zebanesi gibi kapıda ya? Ödüm koptu vallahi. Hem senin dışarıda işin yok muydu? Ne gezdin sen evde? Hiç öyle lafı evirip çevirme anne. Sen kimle konuşuyorsun öyle ergenler gibi? Şeyle konuştum ben ya bizim. Şey yok mu? Selma yok mu kız bizim? Ay eski mahalleden. Kız ne zamandan beri diye gelmişsiniz diye karı gönül koymuş ya. Gidek de bir kayfeye çek. Anne ben sana oradan saf salak mı gözüküyorum? He öyle gözükeyim. Ama bunda tek suçlu ben değilim yani öyle değil mi kızım? Sonuçta biz seni babanla birlikte yaptık. Anne bizim eski evimiz de bu mahalledeydi. Ayrıca biz bu evden meydana giderken her gün Selma ablaların evinin önünden geçiyoruz zaten. İyi bak bakayım hala saf salak gözüküyor muyum oradan? Sağ ne? O herifle konuşuyorsun değil mi? Ben bir de sana hesap mı vereceğim ka? Anne, bak sana yekten söylüyorum. Eğer o darbeli denen adamla görüşmeye niyetleniyorsan asla, asla izin vermiyorum. Bak anne, hayatımızda darbeli marbeli istemiyorum ben. Öyle mi? Bana bak Fadik Hanım, senin dilin çok uzadı ha. Ben sana darbeye buradan böyle bir koyarım, o duvara öyle sivrisinek gibi yapışırsın ha. Ben kendi kararlarımı, kararında kendim karar verebilecek kadar kararlı ve de kişilikli bir karıyım. Ayrıca da benim hayatıma kimse karışamaz. Ben de maalesef senin kızınım ve ben karışırım. Ben bekar bir karıyım. Ben seviyeli bir ilişki yaşayayım. Ben ilişkimin seviyesini bozmadığım müddetçe benim ilişkime kimse karışamaz. Bunu da kafaya böylece sokuver. Bak anne, ne olur arada bir hatırla. Senin eşek kadar iki tane bekar kızın var. Ya biz burada dururken sana ne oluyor?
O işler hiç öyle olmuyor Fadik Hanım. Kısmetin insanın karşısına ne zaman nasıl çıkacağı hiç belli olmuyor. Bir bakmışsın siz sokaklarda böyle salakana itler gibi dolaşırken anan telli duvaklı gelin olmuş. Olmayacak şey de değil yani. Benim de kendime göre bir giderim var sonuçta. Allah Allah. Ha. Havasına bak. Allah'ım ben asla evlenmem diyen kadını geri istiyorum. Efendim Mete. Fadik ben şu an kapının önündeyim. Niye? Bir gelir misin? Bizim konuşmamız lazım da. Tamam geliyorum ben ama. Dur bekle. Allah'ım ya Rabbim ya. Mete'cim. Hoş geldin. Hoş buldum. Sen bugün işe gitmedin mi? İzin aldım. Niye? Ya bir oturalım mı 5 dakika? Ben anlatacağım her şeyi. Tamam. Bunun için. Bu ne? Görmüyor musun Fadik? Yüzük işte. Ya dedin ya sen hani evlenmek için dedin, ben dedim böyle çoklu taşlı yüzük istiyorum dedin, hani böyle parlayan dedin, ben bütün hazırlığımı yaptım geldim. Bir dakika, bir dakika. Kaçırmamak için soruyorum. Evlenme teklifi mi geliyor? Şimdi burada böyle mi geliyor? Aa, ama dur dur öyle değil, bak ben konuşma bile hazırladım ya, her şey hazır yani. Şey yapma bak. Şimdi Fadik'cim, şimdi ben fiberim yani. Fibersin. Hani içinden ışık geçer. Geçiyor. Şimdi ben sana böyle ışık hızıyla bağlandım ya. Bağlandım. Hani sen de bana bağlandın. Şimdi ben diyorum ki biz birbirimize bu kadar bağlanmışken diyorum. Hani acaba böyle... Bu bağ biraz daha böyle sıkı hale mi getirsek, yani azıcık sağlam olsa mı diyorum ben, ama sen ne diyorsun? Aşk olsun Mete. Aşk olsun Mete diyorum. Ya sen fibersin, sen romantiksin. Hani beni dünyada senden daha çok kimse sevemezdi? Nerede senin emeğin? Nerede senin hazırlığın? Bir mizansen yok, bir sürpriz yok. Resim bahçesindeyiz, sabah sabah gelmişsin. Ayrıyetten ben o konuşmayı da bir yerden hatırlıyorum Mete Bey. Sen ezbere yatmışsın. Sen kolayına kaçmışsın. Sen beni cepte oldu bitti zannetmişsin. Ama o işler öyle olmuyor. Ya ben hayatım boyunca unutamayacağım bir şey istiyorum. Aşk olsun Mete. Hayat böyle copy paste geçmez Mete Bey. Ya ama Fadik'cim ya, herkes evlendi, bir biz kaldık ya. Ya kaldıysak kaldık, ne olacak? Onlar evlendiler, ne oldu? Başları göğe mi erdi? Görmüyor musun? Daha bir gün geçti, boşanıyorlar. Boşanıyorlar mı? Sen arkadaşını hiç aramıyor musun? Ya Fadik o değil de... Sen gerçekten bu teklife sıcak bakmıyor musun? Ya biz niyetlensek bile tamam mı? Hadi tamam diyelim ki evlenelim diyelim. Düğün dernek yapacağız. Ya bunlar bizim en iyi arkadaşlarımız. Onlar bu haldeyken biz nasıl eğleneceğiz? Ha? Nasıl yaparız biz bunu onlara? Olmaz. Bizim mutluluğumuzu onlarla paylaşabilmemiz için... ...önce yani onların da durumlarını düzeltmemiz gerekiyor. Ya o zaman kalk gidelim şu Fatih'e, ne konuşacaksak konuşalım. Ne hallediyorsak hallediyor. Vallahi ben bıktım bundan, yemin ediyorum bıktım ya. Bu sürekli böyle ekmeğime taş koyuyor. Ben anlamadım ki arkadaş bunu. Sürekli bıdı bıdı bir kaprisler bir şey. Kalk gidelim konuşalım. Ne yapıyorsak yapalım, kurtulalım gitsin. Vallahi bıktım usandım ya. Tamam. Tamam gidelim. İyi fikir. Ya ben sana evlenme teklif etmem ama benim zamanım yoktu. Ben ondan şey... Aa, ben İyi senden. İyidir ne olsun. Hoş geldin Işık'ım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hadi yenge. Hayırdır siz nereye böyle? Biz mi? Biz mi? Özel bir işimiz var, onu halledip geleceğiz.
Ha, özel, bizden gizli yani, öyle mi? Evet. Hayır. Hayır. Şey ya, bu böyle Metin'in işiyle ilgili ya. Öyle küçük önemsiz bir durumumuz var. Onu biz halledip geleceğiz. Ben sonra size anlatacağım hepsini. Tabii altılı bozulunca çiftler buluşması falan. Normal. Tamam, ben ararım, siz takılın baş bir şey. Hadi görüşürüz. Aa, güzelim, sen beni yanlış anladın. Tamam Fadik'cim, tamam, ben anlayacağımı anladım. Yorma kendini. Fadik'cim, bana alındı o. Sana değil yani. Ne oldu? Yok bir şey ya. Hadi siz gidin. Nereye gidiyorsanız git. Hadi görüşürüz. Tamam. Bütün bunlar işte o yaşadığım travmadan dolayı. Gece gördüğüm şeyler tabii yenilir yutulur şeyler değil. Selin. Çocuğum. Pili bitti. Şey yaptım, sallıyordum ben de. Ay o kolayı var, söyleriz Günay'a. Gelir değiştirir. Elma yiyin mi? İyi. Yıkın ha! Buraya koyuyorum. İstediğin zaman yersin. Allah'ım, ne oluyor bana ya? Neler yaşıyorum? Allah'ım.
gerizekalı. Vay! Vur vur. Ayılırsın belki. Ula Ayfer, dünyaları yedin, doymadın da. Bırak o çanağı sıyırmayı da kalk. Şu makineye yardım et hadi. Kız ne diyeyim Yadigar? Bitmedi daha ya. Çöpe mi atam günah? Tabağı da ye Ayfer. Tabağı da ye tam olsun. Yıkamadan kaldıran. Yadigar, kız sanki elinde yüyeceksin ya. Bulaşık makinesine koyacağız. Zengin, ben hallederim. Geç, ben dizerim. Geç, geç. Geç sen dinlen. Ha, bir şey kalmadı ki zaten. Sağ ol, var ol. Çok yardım et. Ay Yadigar, kız ne huysuz karısın ya. Vallahi makinen yokken de söyleniydin, şimdi de söylenirsin ha. Aha, bitti gitti işte. Bütün evin bulaşığını yiyecek. Kız vallahi Yadigar, senin gibi söyleyin miydi? Kusura bakma ama ağzı var dili yok ha. Ula Ayfer, ha burama bir öküz oturdu gene. Ulan ne zaman geçecek ha bu dertlere Ayfer? De bana ne zaman geçecek? Kız anam Yadigar, senin de bu okuzlarla işin var ha. Vallahi biri oturuyor, biri kalkıyor. Çekilecek çilem varmış Yadigar. Yüreğime su serpti, sağ ol. Aman Yadigar'ım, kurban olam. Sen de her şeyi kendiye dert dedin ya. Kız sen kendiye dert arayın vallahi ya. Bak hayatta güzel şeyler de oluyor. Ne oluyor Ayfer? De bana ne oluyor? Aa, bak. Allah razı olsun Meryem Hanım'dan. Bulaşık makinesi aldı ne güzel. Bütün evin bulaşığını yıkıyor. Doğru diyorsun da. Allah razı olsun Meryem yengemden. Yadigar. He. Kayfe içecek mi? İçecek kız. De kalk o zaman. Kayfeleri de sen yapaydın. Ben yapam. Bu kadarmış. Az şekerim et var. Güzel de çalışayım. Anneciğim bana aslanı ver bakayım. Neredeymiş aslan? Hangisi aslan aşk? Aferin benim. Aslanlar nasıl yapıyor? Nasıl korkutuyor anneciğim? Ay çok korktum. Ne oldu anne, hayırdır? Niye bakıyorsun bana öyle? Ne, bir şey yok. Yani ben bundan sonra ne olacak onu merak ediyorum. Bir şey olmayacak. Ya eskiden nasılsa öyle devam edecek her şey. Nasıl yani? Evde oturup çocuk mu bakacaksın? Evet, öyle yapacağım. Bir sakıncası mı var? Yani Zeynepciğim, tabii evde oturup vaktini çocuğunla geçirmen harika bir şey. Ama çocuğunun geleceği için bir şeyler yapmak zorundasın. Ay anne lütfen, böyle çocuğun babasız mı büyüyecek falan gibi cümleler kurma bana sakın şimdi. Yok canım, ben öyle bir şey söylemeyeceğim. Yani hayatı bir yerden başlamak zorundasın. Yani kendin için olmasa bile Selim için yapmak zorundasın bunu kızım. Bak ben bugüne kadar ne yaptıysam hep seni düşünerek yaptım. Yani sen de aynısını Selim için yapmalısın. Evet haklısın ama yani... Onun da zamanı gelecek. Zeynepciğim, zamanın bir lüks olduğunu en acı şeyleri tecrübe ederek öğrendik. Bunu en iyi sen biliyorsun. Hadi gel çıkalım. Alışveriş yapalım ha. Böyle bir şeylere başlamak için en iyi yol bu. Ne dersin? Ya neye başlayacağım ki? Çalışmaya. Ya şirkette kendine göre bir pozisyon bu. Ne bileyim ben, tecrübe kazan, bir şeyler öğren. Hani böyle evde oturup dalıp dalıp kendini tüketme. Son seferinde epey maceralı olmuştu ama değil mi? Ama Zeynepciğim, o zaman tecrübesizdin, bir şeyler bilmiyordun ki. Yani o yüzden sana uygun bir yerde çalışmaya başlamadın. Ama şimdi senin becerebileceğin, senin yapabileceğin bir bölümde başlarsın ha? Ne gibi mesela? Ne bileyim, bunu da sen düşün Zeynepciğim. Ama böyle evde oturarak olmaz kızım. Evet haklısın. Ya böyle bütün gün evde oturmak bana göre bir şey değil zaten de. İşte tecrübelerim bu şekilde olunca. Zeynepciğim, ama yerine yenilerini koymazsan olmaz.
O yüzden yeni şeyler denemelisin. Yeni tecrübeler edinmelisin kızım. Haklısın. Hadi o zaman. Nereye? Alışverişe. İlk iş olarak senin imajından başlayacağız. Hadi. Hastayım, kimseyi istemiyorum. Biziz ya. Falik'le Mete. Ha, gelin gelin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fatih, sen iyi misin? Bu ne hal? Ya Fadik, görmüyor musun? Çocuk acı çekiyor işte. Aşk acısı. Yok canım, ne aşk acısı çekeceğim? Şeyden, akşamdan kalmayayım da. Ya sen bizi mi yiyorsun? Sen ağzına içki sürmezsin ki. Bu yaptığınız hiç olmadı Fatih. Bak, bizi evliliğe özendirdiniz. Şimdi siz boşanıyorsunuz. Aman, bizi bulaştırmayın da ne yapıyorsanız yapın. Yaptık kardeşim, yaptık. Aldık yüzüğümüzü, gittik teklif için. Ama hanımefendi dedi ki, yani arkadaşlarım bu haldeyken yapamam dedi. Yani bak, şu yüzüğü, güzelim yüzüğü abi. Şöyle elini alıp bakmadı ya. Şöyle bak, ya parmağına bir taksa ben her şeyi halledeceğim ya. İddia edeceğim ama yok. O yüzüğü, o parmağı takmak o kadar kolay değil Mete. Niye? Taşıyamam diye mi korktun? Ya bunu burada tartışmasak olmuyor mu? O yüzüğü ben saklarım Sami. Yüzüğü bana ver. Olmaz. Yüzük taşıyıcısı benim Mr. Feridu. Zamanı geldiğinde o yüzüğü ben takacağım Sami. Yüzüğü bana ver. Zamanı gelene kadar yüzük bende kalacak Mr. Feridu. Ne yapıyorsun lan? Altın mı bu? Evet, 24 ayar. Ha. İyi, güzel. Fatih'cim, sen iyi misin? Ne oluyor? İyiyim. Aa! Ne işiniz var sizin burada? Çocuğum hasta yol benim. Hadi çabuk çıkın evinize, hadi hadi. Ya Mukaddes teyze, beni de mi kovuyorsun? Mete ben. Meteciğim, ben bu evde Zeynep ve türevlerini istemiyorum artık. Biz bugün buraya gerçekten sadece Fatih için geldik Mukaddes Hanım teyzeciğim. Fatih için bu yer cücesi ne diyor yavrum? Hı? Sen hala bu çulsuzlarla görüşüyor musun çocuğum? Ya yok anneciğim, ne görüşeceğim işte. Aramadan sormadan gelmişler. Hadi git. Mete'ciğim, sen istediğin zaman gelebilirsin yavrum. Evet evet, kankam kalabilir. Sen git. Yürü Mete, gidiyoruz. Hadi yürü, gidiyoruz, tamam hadi. Hadi hadi yürü yürü. Yallah evinize. Diğer cücesi, şuna bak şuna. Yallah yürü. Bak yine hemen bir fırsatını bulur bulmaz hemen kaytarmalara başladı yani. Biz hiç bilmiyoruz sanki kaytarmayı, biz hiç bilmiyoruz. Oğlum adam daha yeni evli. Az mücadeledin daha. Ben de evli olabilirdim. Ben de evli olabilirdim zamanında gidip isteseydik. Ama Cevat'a gelince yok. Bekle Cevat, olmaz Cevat. Kısmetime mani oldunuz be, kısmetime. Ne diyorsun oğlum sen? Ben ne diyorum ya? Ben ne diyorum? Ben talime diyorum. Ben kısmetime diyorum ya, kısmetime diyorum ben. Ne diyorsan. Ha, ne yapıyorsun orada da? Sabaha kadar beşik mi sanırdın? Yok dayı ya. Ya hava çarpmış hava. Bayağıdır balığa çıkmıyoruz ya. Böyle çarptı herhalde. He.
Tabii. Mutlaka öyledir değil mi? Hakikaten. İyi. Dayı! Dayı dur. Hı. Ya. Dayı ya ben sana bir şey soracaktım. Sor da. Ya bu... Hani evlendikten sonra... İnsanlar böyle kendi kararlarını nasıl alıyorlar? Hayır yani önceden olsa ben kalkıp sana sorardım. Sana bir danışırdım, senin bir fikrini alırdım ama artık evli barklı bir adamım ben. Değil mi? Yani ne kadarına ben kendim karar vereyim, ne kadarını Selin'e sorayım işte ben bunu bir halledemiyorum yani. Bir işin içinden çıkamıyorum. Hani Selin'i de öyle ezip geçmek istemiyorum sonuçta, o benim karım. Ama sorunun da cevabını çok bilmiyorum dayı. Ha. Ha. Doğru. Şimdi bak. Hasan bugüne kadar bu soruları bana soraydın ya. He. Bundan sonra sormayacaksın. Bana sorduklarını ona soracaksın. Dayı şimdi gidip ona ne zaman balığa çıkacağım diye mi soracağım da? Yok. Onu bana soracaksın. Ama pantolon ütülendi mi? Yemek hazır mı? Falan. Ha, bunları ona soracaksın. Şimdi dayı, ben gidip Selin'e böyle şeyler sorarsam beni yamultur. Ha Orhan, sen de kendini yamultmayacaksın da. Sen soruyor musun mesela yengeme ha? Kim, ben mi? Ha. Ben ona ne soracağım, o bana sorsun. Hayır yani şimdi yengem sormuyor sana öyle mi? Sen kalkıyorsun, elini masanın umruğunu vuruyorsun, benim dediğim olacak diyorsun. Ya da yengem kalkıyor, elini masaya vuruyor, benim dediğim olacak diyor. Ya da siz böyle ortak bir karar veriyorsunuz, konuşuyorsunuz, anlaşıyorsunuz. Sonuçta iki farklı düşünen insansınız yani. Ona, bir buluş... ha bir dur da, ha bir dur. Ha bak bunların hepsini ben nereden bileceğim? Ula ha ben de yeni evlendim. Ha, daha önce böyle tecrübelerim olmadı ki. Ha, araştır bakayım, bunu bilen birisi varsa, ha ikimiz gidelim. Soralım kendisinden, öğrenelim. Yok ki. Haydi. Sen de şunlara bir el at da bir an önce bitirelim bu işi. Dönelim eve. Karilerimiz bizi bekliyor. O bizim köylerimiz. Sen girin buraya. Cevat nerede be? Gel daha. Kaytarıyorum, işten mi kaytarıyorum? Ya gel konuş bana biraz. Bir kere yardım... çalıştığını görmedik ki bu adamın zaten. Vallahi ne güzel oldu kız, incecik kalem gibi oldu ha. Kız yeme şunu, çiğ çiğ kurt yapar, kurt. Kurt mu daha büyük ben mi? Ya siz ne güzel sarıyorsunuz. Benimkine bak Allah aşkına, bu ne ya? Deli kızın bohçası. Ya Yadigar anne, ben yapamıyorum galiba. Uy olmuş işte, tanesi var kız. Gayet güzel olmuş. Hangi biz anamızın karnından öğrendik sarma etmeyi de? Zamanla öğrenirsin. Ver bakalım sen ona. Kızım, bu şeyden olmamış. Sen bunun içini biraz fazla koymuşsun. Sen bunun içini al yavrum, sen bunun içini biraz... Oo kız, ben bundan 10 tane yaprak sararım ya. Net misin? Sen bunun içini boşalt, azalt, eyle say. Uy, Orhan'ım da incecik sever, biliyor musun? Kalem gibi. Aynı rahmetli babası da öyle severdi. Elif su benim gibi sever. İçli içli, ha böyle tombul tombul bak. Tam da babaannemin yaptığı gibi. Nasıl yani? Kız, koskoca Gülsüm Şekercizade yaprak mı sarıyı? Tabii ki Hayfer teyze. Hatta babaannem bir yemek yapar, parmaklarını yersin. Ama... Anam, o da bilir mi? O sadece yer. Ha, bak ne güzel oldu ince ince. Aferin benim kızıma. Çok güzel oldu. He, güzel olmuş. Kız yeme da yeme, yeter de yeter. Kız şunca acı kurtlar ne olacak ya? Topla kafayı kurtlar. Hmm. Fatihciğim, bak ne diyeceğim. Ne diyeceksin anneciğim? Şu Mete'yle diyorum yavrum, çok görüşmesen. Hayır yani iyi, hoş çocuk da. Çevresi kötü be yavrum. Sana zarar verecekler diye korkuyorum yani. Bak sana. Almış yer cücesinin yanına çıkmış gelmiş ayol. Ya yeter ya. Yeter yani, seni rahat bıraksınlar artık. Sen neler saçmalıyorsun Mukaddes? Fatih koskocaman adam. Kimlerle arkadaşlık edeceğini de kendi bilir. Ay anneciğim, siz ne diyorsunuz ya? Ben kendi çocuğumla konuşamaz mıyım?
Konuşursun. Aslan oğlum benim. Tabii helal süt hem de. Allah'tan sütünü içtiği inekler bizim çiftliğin inekleri de ondan. Anneciğim, yani siz de bana sataşmasanız var ya herhalde gününüz aymıyor. Ben inekleri andım mukaddes, sen üstüne alınma. Görüyor musun Fatih? Görüyor musun yavrum? Ben seni büyütene kadar yavrum nelere katlandım çocuğum. Hala da katlanıyorum. Ben bir hava alacağım. Nereye yavrum? İnek falan deyince siz kır havası çektin. Oğlum tamam git de yavrum. Şu çulsuz sürüsünü çocuğun peşine takma sakın ha. Allah'ım ne oluyor bana ya? Fatih Bey. Lan içeride kimse. Günaydın Fatih Bey. Lan yürü git iblis. Fatih Bey, siz benim kim olduğumu iyi bilirsiniz. Es portazın. Ya, iş olsun lan. Portaz, portaz. Ekskluzyon. Es no fada. Of coffee. Fatih Bey efendim ben Mustafa. Benim kim olduğumu siz iyi bilirsiniz. Yürgen mi bu? Fatih Bey bir garip görünüyorsunuz efendim. Neyiniz var? İyi misiniz? Al bunu yontarsın. Efendim bu yontulmaz ki. Şömineye atarsın.
CEO. CFO. Endoplasmik retikulum senioraj. Ne dedin Zeynepciğim? Bir şey demedim ya. Öyle bir alıştırma yapıyordum sadece. Ay. Meryem Hanım. Biro. Hoş geldiniz. Merhaba Biro. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş bulduk. Geçerken bir uğrayalım, bir kahveni içelim dedik. Müsait misin? Her zaman. Özlüyoruz sizi. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz galiba. Zeynep de bizimle artık. Yani seninle çalışmaya başladık. Sürpriz. İşte bunu duyduğuma çok sevindim. Buyurun. Bakalım ilerleyen günlerde de bu duyguya sahip olacak mısın Biro? Yorulduk be dayı. Ya hakikaten ya. Özlemişim ben daha. İyi de konuştuk. Ha, iyi konuştuk. Oh. Ayfer, bu ne hal böyle? Lan nereye Ayfer teyze ya? Böyle düğüne mi? Evet, düğüne gideyim. Düğüne gideyim Şevket abi. Kimin düğünü? Şeyin düğününe gideyim ben. Ha, bizim bu eski mahalledeki Nuriye'nin eyi o muydu? O Nuriye ninenin büyük kızı Selma yok muydu? O Selma'nın bacısı Melekşe'nin görümcesi Emine'nin... Ayfer kısa kes, kısa. Düğününe gideyim. Neyse, müsaade Ezra abi, iyi günler. Ayfer. Buyur abi. Ha, sen düğüne tek mi gidiyorsun? Tek gideyim abi. Sebep? Sebep? Ha, abi ben Yadigar'a dedim ki, gel dedim, Yadigar dedim, beraber düğüne gidek dedim. Hem dedim iki dedim, göbek atarız dedim, sinirimizi, stresimizi atarız dedim. Yadigar dedi ki, yok anam dedi, ben dedi gelemeyeceğim dedi. Çok dedi yoruldum dedi, daha bulaşık var dedi, çamaşır var dedi. Dedim o zaman dedi, sen dedi Fadik'le birlikte git dedi. Ben gittim Fadik'in yanına. Kalk dedim kızım dedim, beraber dedim düğüne gidek dedim. İki dedim, göbek atarız, sinirimizi, stresimizi atarız dedim. Fadik dedi, anne dedi, benim dedim moralim dedi, çok bozuk dedim. Olsun kızım dedim, daha iyi dedim, iyi gelir dedim. Sen dedim, gelmem ben anne dedi. Zaten şahsiyeti bilin abi. Onun düğünlerinde denekten fazla iş olmaz, ben de kaldım bir tek elim suya. Arkama mı şişti da? Ya dayı bilmiyor musun bunlar sürerecek böyle ya. Anasına bak, kızını al. Fadik de böyle, anası da böyle, gidiyorum ben. Sen sordun, ben de söyledim abi. Ayfer, düğüne müğüne gitmek yok, tamam mı? Sebep? Ha bu aralar başım belada zaten. Bir de sen başıma iş açma, hadi. Ay ilahi Şevket abi ya. Ne kadar komik adamsın. Komik. Aman abi. Ne olacak abi, ben kocaman kadın. Hadi iyi günler, ben geç kaldım abi. Ayfer. Ha ben sana ciddi söylüyorum. Hem daha balıklar kızak tutacak da. Haydi. Ayfer. Efendim abi. Geçerim. Tamam abi. Gidemedim yala. Affet beni darbelim. Kısmetimle oynadın Şevket abi. Abarttıysam. Yok Haydar abi, heyecandandır o terlemek. Konuşma lan, kokumu ver. Buyur abi. Araya gülüm. Alo. Ayfer Hanımcığım. Geldiniz mi? Neredesiniz? Evdeyim ben. Evde kaldım darbeli beyciğim. Nasıl yani? Daha çıkmadınız mı? Yok. Çıkmadım. Gelemeyeceğim ben darbeli beyciğim. Kusura kalmayın. Ayıp olmazsa sebebini öğrenebilir miyim? Şevket abi izin vermeyin. Ama Ayfer Hanım, Şevket abi size neden... Çok ısrar ettim. Öyle dedim, böyle dedim. Bir türlü ikna edemedim. Nuh diye peygamber demiyor adam. Kusura bakmayın darbeli beyciğim. Ben gelemeyeceğim. Başka zaman görüşürük artık. Ha. Tabii siz isterseniz. Tamam. Tamam. Siz canınızı sıkmayın.
başka zaman görüşürüz artık. Öyle mi? Siz öyle de değiliz ya. Artık ben isteseniz de canımı sıkamam zaten. O zaman iyi günler Darbeli Beyciğim. İyi günler Ayfer Hanımcığım. İyi günler Darbeli Beyciğim. İyi günler Ayfer Hanımcığım. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler Darbeli Beyciğim. İyi günler. Ulan dedi Şevket. Bu bana yapılır mı be? Bu bana yapılır mı be? Abi isterseniz gidip kaçıralım yengeyi. Salak salak konuşma lan. Derin Şevket'in evini mi basacağız? Yürü. Eve dönüyoruz. Çiçeklerin de kaldı abi. Sus lan. Bir kelime daha edersen alırım darbeliği elime. Sen de kocaman bir delik açarım. Bu çiçekleri de... Sür! Kuzu, kuzu. Orhan bunların hepsini sen mi tuttun? Ben tuttum. Hepsini ben tuttum. Hepsini sadece senin için tuttum ben. Gerçekten. Vallahi ben senin için tuttum. Hadi oradan be. Bütün gün gemide malak gibi yattı. Aa şey ya. Fahriye abla. Kim o Fahriye abla? En güzel komşumuz. Şey bir şey vardı. Herhalde bir derdi var çünkü beni normalde hiç aramaz. Ben bakayım ayıp olmasın kadıncağıza. Zeynep, siz de emanet olun. Zeynep ama balıklar soğuyacak. Tamam tamam siz başlayın ben geliyorum. Yetiş. Başlıyoruz ha. Başlayın. Haydi haydi. Hadi başla hadi. Dur bak ben biliyorum ben biliyorum. Tamam. Tamam sevdiş. Aşkım niye bu saatte arıyorsun? Yemek yiyoruz ya ödüm koptu bir şey mi oldu? Ben kendimi bir hatırlatayım istedim. Sen bana trip mi atıyorsun Fatih? Hayır trip atmıyorum da. Böyle gözden uzak olunca gönülden de ırak olmasın diye. Ya Fatih öyle şey olur mu? Hiç olabilir mi öyle bir şey? Sen her dakika benim aklımdasın aşkım. Hayatım niye aramıyorsun o zaman? Bak hala trip atıyor. Hayatım yoğundum bütün gün arayamadım bir türlü ne yapayım? Özrü kabahatinden beter. Nasıl fırsatın olmadı hiç mi olmadı? Fatih'cim farkında mısın bilmiyorum ama sen de beni aramadın.
Nasıl arayayım ben? Hayatım işte annem sürekli yanımda. Hem sen demedin mi yani ben aramadan arama diye? Evet dedim. Ama bak, iyi ki aramamışım. Ne kadar tehlikeli, yakalasaydım Mukaddes. Hayatım arasaydın, Zeynel diye kaydettim seni. Kimse anlamaz ki. Aşkım ya, ben de seni Fahriye abla diye kaydettim. Çok güzel bir komşumuzsun. Güzelmiş. Zeynep. Ben seni çok özledim. Ben de seni çok özledim bir tanem. Hayatım öyle böyle değil ama. Yani ben gerçekten dayanamayacağım. Tamam evet bir oyun oynuyoruz ama... Selim'i çok özledim. Oğlumu, seni... Oğlumun atletini, donunu falan yollasana en azından koklayıp öyle uyuyayım. Yoksa uyuyamıyorum ben. Bayağı kötü durumdasın anladım. Tamam merak etme ben yarın falan bir şekilde veririm sana bir şey. Hayatım anlamıyorsun beni. Ben gerçekten dayanamıyorum artık. Bir şey yapsana. Oğlumu göstersene bana görüntülü. Aşkım ne görüntülü araması ya? İçeride ailece yemek yiyoruz diyorum. Zor kaçtım şahsen hayatım odasına. Hem zaten Selim de uyumak üzere. Gözleri kapandı çocuğun neredeyse. Ne bileyim. İşte uyutacağım da fotoğrafını çekeceğim de. Hadi ne olur. Tamam hadi. Dur arıyorum görüntülü. Hah tamam bekliyorum. Ya aşkım. Şu surata bak. Yerim seni. Aşkım, çok özlemişim seni. Ben yerim seni. Burada olsaydın gösterirdim nasıl yemekmiş. Tamam, konuya odaklan. Kafa karıştırma. Giriyorum içeri, ses sor. Gidin biraz daha, biraz daha. Ha, bunun kılçığı da yeni. Gel, gel, gel. Aa, uyumuş. Anam, Selim uyumuş. Uyurken çekeyim bari. Uy. Selim'in fotoğrafını çekiyorum baba. Ha şimdi sırası mı da otur da yemeğini hadi. Ama bak ileride bu fotoğraflara bakıp diyeceksiniz ki iyi ki çekmişsin Zeynep'ciğim. Ya şunu ne güzel uyuyor baksana şunu. O zaman hepimizin çek. Hatır olsun. Ha. Tamam olur çekeyim. Ha. Yok. Saçım başım düzgün mü? Ya aşkım sen her haline güzelsin. Ha ne diyecektik ona peynir mi diyorduk ha? Çekiyorum. Gülümseyin. Yollasana bize. Yok yok sonra gönderirim ben size sonra bakarsınız. Haydi soğutma Zeynep'i. Orhan. Hı. Sen beni sarmamdan yedin mi? Yemedim. Yiyeyim. Yiyeyim o benim karıcı. Ha bu dolmaları benim gelinim yaptı. Yiyeyim bakın ne kadar da güzel sardı. Uy. Uy. Dur ben de ona bir... bak geliyor geliyor geliyor. Dur 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 dur. Hı. Ay üstümü batıracağım. Yiyeceğim ben onu. Orhan, Orhan. Hmm. Çok çekmeyin. Kız üzülüyordu. De, ama biz mi dedik ona ya boşan diye Allah Allah sen de. Biz yine evde çift düzenmiş. Siz ne konuşuyorsunuz orada fısır fısır öyle? Balıkları diyorum çok mu kızarttım acaba Zeynep'im onu konuşuyordum. Hala hiç boşuna kıvırmaya çalışma. Siz de kendinizi kasmayın. Ya yeni evlisiniz, gençsiniz. Tabii ki de mutlu olacaksınız. Bunda yanlış bir şey yok ki. Hem ben de gayet mutluyum hala. Çok iyiyim. Kendimi hiç olmadığım kadar güçlü ve özgür hissediyorum. Ve bunun tadını çıkartıyorum ya. Benim için üzülmenize gerek yok. Söz mü? Söz. Ay hadi ben çocuğu yatırıyorum. Gelirim şimdi. Geçim. Çocuğumuz olur mu bizim? Bize çok fazla şey yapmıyoruz canım. Karıcığım, kocacığım, karıcığım, kocacığım. Ulan reis baba, nasıl da keyfi yerinde. Hiç özlememiş beni. Gerçi niye özlesin? Benim hakkımda neler düşünüyor?
Ne güzel koskoca bir aileydik. Oh, ben çok özledim sizi. Tipi bu. Zeynep değil mi? Zeynep ya, Zeynep tabii. Bu telefonda kalmış bu kızın şeyi, fotoğrafları. Siliyorum, kurtuluyorum anneciğim hepsinden. Sil yavrum, sil sil. O kıza dair hayatımızda hiçbir şey kalmasın. Ya Fatih, ben elimden gelse yani son bir yılı hafızamdan sileceğim oğlum. O derece yani ya. Ay ne güzel bir filmde vardı ayol. Keşke öyle bir şey olsa yani. Anneciğim, böyle şeylere ne gerek var? Yani Zeynep gibi bir insanı unutmak zaten kolay. Bir süre sonra unutacağım, hep beraber unutacağız, kurtulacağız işte. Tamam yavrum, sil sil. Bir daha yüzünü görmeyelim onu, sil. Sileceğim, sileceğim. Bunu yapıyordum zaten. Aa. Ayol, oğlum ben nereye gidiyorum ya? Yani bu muhteşem ana tanıklık etmek varken. Hadi hadi yapalım. Ne yapıyoruz? Zeynep'i siliyoruz ya çocuğum. Hadi sil 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 sil. Ay. Ay dayanılır gibi değil. Dayanılır gibi değil. Şuna bak marul kafa. Kıvırcık marul. Bu ne? Bu ne tip? Ben bunun neresini sevmişim anneciğim? Ben ne olmuşum? Ne anlamıyorum yani. Ay Fatih ben de onu merak ediyorum çocuğum. Soruyorum aylardır soruyorum. Sen bunun nesini sevdin çocuğum? Bunun nesini beğendin? Ama yok. Suç benim çocuğumun değil. Gözünü boyadı senin çocuğum. Senin hiç suçun yok. Şeytan be bu, şeytan. Şuna bak, şebek şeytan. Siliyorum zaten. Şuna bak. Tipe bak, tipe. Güle güle, şeytan, güle güle. Sil, sil. Olacaklar mı yatacak, biz mi yatacağız belli değil ya. Yadigar ablam. Ya benim bu gece Zeynep'le konuşmak istediğim böyle bazı kız kıza özel durumlar vardı. Acaba diyorum bu gece ben burada kalsam size rahatsızlık olur mu? Evet. Şşt. Uy kızım hiç rahatsızlık olur mu? Biz çıkarık elim suyla yukarı. Siz konuşun kız kıza rahat rahat. Haydi haydi. Canım Yadigar ablam çok teşekkür ederim. Ya ama ben insan değil miyim ya? Yastık gibi oradan oraya taşıyorsunuz beni. Kim kime? Ne konuşuyorsun? Dur 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 dur. Haydi. Haydi gidiyorum. Gel, haydi. Gel. Tamam o zaman ben Selim'i de alacağım. Gel. İyi al. Al bataryasını da. Ah. Haydi. Dur. Çıkıyorum. Ah. Zeynep. Ah. Ay aynı eskisi gibi ha kız gecesi. Hey anlat bakayım. Çıkar ağzındaki baklayı. Aa. Senden de hiçbir şey kaçmıyor ha. Kızım az önce dedin ya, Zeynep'le konuşmak istediğim şeyler var dedin. Doğru diyorsun. İyi tamam hadi hazırsan başlıyorum. Bir saniye. Sen motora bağlamadan ben hazırlığımı yapayım. Oh. Evet seni dinliyorum. Evet dinliyorum. Hazırım. Zeynep. Hı. Mete bugün bana evlenme teklif etti. Evet, aynen ben de işte öyle dedim. Ya çünkü görmen lazım, yani böyle bir evlenme teklifi olamaz. Aman olmasın da zaten öylesi. Ya böyle gelmiş evin önüne tamam mı böyle heyecanlı. Fadik benimle evlenir misin? Al bu da yüzük. Oldu canım, olmaz öyle şey canım. Ya, ya böyle ne bir mizansen, ne bir sürpriz, ne böyle bana özel bir şey. Ne emek, ne çaba, ne böyle bir konuşma bile hazırlamamış. Ya sonuçta sen fibersin, anlatabiliyor muyum? Elinde sınırsız internet var ya. Zaten sen günün 20 saati sürekli sitelerde geziyorsun. Şöyle adam gibi işine yarayacak sitelerde gezsene. Bak şimdi en unutulmaz evlenme teklifleri, %100 garantili evlenme teklifleri, süper acayip romantik evlenme teklifleri. Bunları izle, böyle oradan bir ilham gelsin, bir esin gelsin, böyle Fadikçin'e özel bir şey hazırla değil mi? Hayır, hiçbir çalışma yapmamış, hiçbir ön çalışma.
çalışma yapmamış. Yani ben sonuçta Selin'e üzülüyordum ya. Sandviçin içinde salamın üstünden yüzüğü aldı evlendi falan diye. Hoş orada benim de parmağım vardı ama olsun. Sonuçta yani benim yaşadığımın yanına onun gibi on basar. Ya biz 70 yaşında mıyız ya? Bu bizim böyle son evlenmemiz mi? Ya ben daha hiç evlenmedim. İlk defa evleneceğim. Ha? Hem sen biliyorsun bak ben hayatım boyunca bu hayallerle yaşamadım mı? Ha? Ben böyle 10 kere evlenmeyi düşünmüyorum yani. Allah kısmet derse bir kere evleneceğim yani. Sonuçta böyle hayatım boyunca unutamayacağım bir günüm olmasın mı? Yaşamayayım mı? Anlatabiliyor muyum? Yaşamayacak mıyım şimdi ben öyle bir günü? Ha? Neden? Çünkü o tembele yattı. Çünkü o ezberden cepten yedi o. Ama hayır, buna izin vermeyeceğim. O bana işte benim böyle hayatım boyunca unutamayacağım bir gün yaşatmadığı sürece ben de ona evet falan demeyeceğim. İşte ben de bu yüzden tattım ona hayır dedim. Tabii şimdilik. Ya biraz böyle burnu sürtsün ya. Sürünsün. Ama birazcık sürünsün. Ya sonuçta ben de onu biliyorsun çok seviyorum ya. Kıyamıyorum ben ona. Ay Allah Fadik'cim sana bir şey diyeyim mi? Böyle romantizmmiş, evlilikmiş, yüzükmüş, teklifmiş var ya. Bunlar boş işler. Bak karşında canlı örnek var. Sonuç hep aynı. Neden? Çünkü en yakışıklısından, en çirkinine, en öküzünden tut, en romantiğine, en anlayışlısından, en öküzüne. Bütün erkekler aynı. Çünkü hepsi aynı kalıptan çıkma. Anladın? Zeynep. Hı. Sen benim hayatta gördüğüm en koca yürekli, aşka en çok inanan insandın. Sana ne oldu? Romantizm bitti ya Fadik. Artık benim için sadece realizm var. Yok. İnanmıyorum. İşte inanamıyorum. İnanamıyorum. Ya sonuçta bir de suçlu olan Fatih. Çocuk orada bin perişan ne hallere düşmüş falan. Sen nereden biliyorsun Fatih'in ne halde olduğunu acaba? Zeynep. İyi. Biz bugün Fatih'e gittik. İyi. Tamam gidin bana ne. Ama ben Fatih'le ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum. Bana sakın hiçbir şey anlatma tamam? Zeynep'i görsen böyle garip garip böyle uzaklara bakıyor falan böyle. Ya Fadik. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Daha nasıl açıklayabilirim sana? Bir şey bilmek istemiyorum. Bana laf taşımayın. Siz istediğiniz kadar görüşün beni ilgilendirmiyor. Ama bana Fatih'le ilgili laf taşıma. Tamam mı? Ha bir de sakın aklına böyle barıştırmakmış, çöp çatanlık yapmakmış gibi fikirler getirme. Sakın. İnanayım şimdi ben senin bu dediğine. Ay Fadik. Ben uyuyacağım. Hadi sen çık git. Hadi. Sen kovuyor musun beni? Evet kovuyorum. Hadi çık. Oh ne güzel. Fatih de kovdu zaten bugün. Öyle mi? Ben daha çok kovuyorum. Duydun mu beni? Nasıl ya? Kalk. Halamlar da çağır gelsinler rahat yatacağım ya. Bak bana Fadik dersin. İyi canım arkadaşım ya. Allah tamamını erdirsin. Mesut etsin. Fatih ya şu halimize bak. Arkadaşımın evlenme teklifine bile sevinemiyorum halimiz yüzünden. Of. Yapma güzelim beni. Hast du Spaß? Ja, hat
hadi şarjını olur. Ben de uyumak istiyorum ya. Hadi tatlım hadi. Vallahi seninle yarın bütün gün dans ederim. Hadi uyuyalım artık ne olur. Evet, tamam ya aman be. Meryem. Uyudun mu? Uyuduysa uyandır bir bak. Uyudum. Ama dert etme. Ben uyurken de konuşabiliyorum Şevket. Ya. Zeynep iyi değil mi? İyi gördüm ben onu bugün ya. İyi ya. İlginç bir şekilde iyi. Yani bugün onunla çok güzel vakit geçirdik. Yani hayal ettiğim gibi. İyi olacak tabii ya. O zampara herif yüzünden kızımın canının sıkılmasını istemiyorum ben zaten. Şevket. Ne? Ben Fatih'in masum olduğuna eminim. Yok ya. Ulan ben kendi gözlerimle gördüm be. Ulan herif üstelik bir değil tam 10 karıyla bastı herif. Bir an önce boşansın Şevket'e de kurtulsun kızım ya. Aman be Şevket. Ama soğukkanlı adamsın sen ya. Ya bunların bir çocuğu var. Yani babasız mı büyüsün Selim? Allah'tan babası değil yani. Bir de babası olsa daha kötü. Hiç olmazsa boşanır kurtulur kız. Bunlar boşanmayacaklar. En az bir hafta içinde de barışacaklar. Ya ya. Ben de kızımı herife geri vereceğim. He? Veririm ulan. Nereye? Tuvalete. Haydar, Haydar. Haydar, burası dar. Haydar, Haydar, ben sevmişim kime ne? Sana ne Şevket? Bizim aşkımızdan sana ne Şevket? Ben sevmişim kime ne? Şevket. Çözüldü benim. Ne güzel. Ne güzel buraya getirecektim Ayfer'imi. Buraya getirecektim Ayfer'imi. Yaktın ulan beni Şevket. Yaktın ulan beni Şevket. Ama asıl sen beni yaktın Ayfer. Asıl sen beni yaktın Ayfer. Ayfer! Ve karşınızda beklediğiniz o büyük muhteşem karşılaşma. Yüzyılın karşılaşması. Anadolu depremi. Bu deprem dünyanın her tarafından hissedilecek. Kırmızı köşede Anadolu'nun Sivas'tan gelen bir yiğido. Ağır siklette
etmeyen o büyük adam. Darbeli! Darbeli! Darbeli Haydar! Bu ringde acı yok, merhamet yok, limit hiç yok. Boks başlasın. Ben hayatımda böyle duruş görmedim. Eyler mi? Ben hayatımda böyle vuruş görmedim. Bunu gördün mü? Bana, 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 bana. Çek, çek kadınım, çek. Kadınım, çek. Gideceğim. Ya Allah! Bırak lan. Lan bırak ayına. Lan bırak, 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 bırak.
Reis. Senin ne işin var burada gece gece? Nöbet tutuyorum. Şevket Reis emretti. Yani bundan sonra evi ve tekneyi yalnız bırakmayacağız. Ben burada bekliyorum. Cevat da teknede bekliyor. Yani düşmanlarımız var ya o bakımdan. Tabii doğru, babam bahsetmişti. Ben hatırlayamadım ya. Reis, bana kızmazsan yani ayıp olmasa bir şey soracağım da. Sen ne arıyorsun bu saatte? Ben seni kontrol etmeye geldim kendim. Bakayım dedim nasıl nöbet tutuyor, uykusu gelmiş mi? Ben hiç uyur muyum da? Reis beni öldürür ya. Kamil, bak sana ne diyeceğim. Sen git biraz kestir, tamam mı? Ben burada senin yerine nöbet tutayım. Hem biraz kitap falan da okurum, ne dersin? He? Ya ben canıma susamadım Reis ya. Kamil'cim nöbeti ben devralıyorum diyorum. Babamın haberi var. Yani Reis'imin haberi var diyorsun. Tabii ki. Sahi mi? Evet. Biraz yatayım o zaman. Hadi git yat. Ben de yarım saat kestireyim. Yok yok, sen git bir 3-5 saat uyu. Sağ ol Reis ya. Uykun mu kaçtı? Yok, ilacımı unutmuşum. Şimdi yatıyorum. Sen niye ayaktasın? Ya kitabımı arıyorum. Mukaddes bir yerlere tıkıştırdı gene. Sahi Mukaddes'i gördün mü anne? Yok, görmedim. Allah Allah, nerede bu kadın acaba? İlahi Fehmi, niye arıyorsun evladım? Nasıl olsa bir yerlerden çıkar. Bu fırsatı değerlendirip huzur içinde uyusana sen oğul. Sen de haklısın anne. Hadi iyi geceler. İyi geceler bir tane. Oh.
sinirden kurtulunca nasıl da mışıl mışıl uyudum çocuğum. Mukaddes, kitabım nerede? Ya mukaddes diyorum. Ya neredesin be yavrum? Bir soru soruyorum, cevap versene. Ne neredeyim Fehmi? Buradayım işte. Neredeydin sen? Ay nerede olacağım? Oğlanın yanındaydım. Uyuttum güzelce, öptüm, kokladım, üstünü de örttüm, geldim. Ya Fatih, çocuk mu öpüp koklayıp üstünü örtüyorsun? Düş artık şunun yakasından. İyi Fehmi. Ben düşeyim, kene gibi Zeynep yapışsın çocuğumun yakasına. Senden hala kene mi var be? Düşmem ben çocuğumun yakasından falan artık. O hatayı bir kere yaptım. Yani bir daha da yapmayacağım. Çocuğumu yalnız bırakmayacağım. İyi, yalnız bırakma çocuğunu. Hatta git onun odasına yerleş. Ben burada yalnız uyuyorum. Fehmi hoş. Fehmi hoş de ya. Uy, özendi. Niye uyandım ben ya? Saat kaç? Ha, Zeynep, aman Zeynep. Ne oldu? Günaydın Fatih'ciğim. Fatih, şu an annenlerin odasında mahsur kaldım. Çabuk gel beni kurtar. Ne? Ne işin var orada Zeynep? Seni özledim, geldim. Ölmüş gibi uyumasan başına bunlar gelmeyecekti. Başıma. Ya Zeynep. Stresten yazamıyorum bile. Fatih, çıkar beni buradan. Kusura bakma Zeynep. Bu saatte annemleri rahatsız edemem. Fatih, misilleme yapmanın sırası değil. Ay, burası çok sıcak oldu. Tamam. Ama alırım bir dudak ona göre. Ben niye geldim sanıyorsun şapşın? Tamam tamam, bekle orada, yettim aşkım. Anne, 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 babacığım çabuk gelin. Çabuk gelin, gelin, görmeniz gerekiyor, çabuk. Çabuk, çabuk. Ne gözleşen çocuk? Çabuk, çabuk. Ay, ne oldu ayol? Ya gelin, gelin. Sen delirttin bu çocuğumu. Bak burada, burada, burada. Bak, bak şuraya gitti, bak. Ayol. Şuraya kaçtı, gelin, 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 gelin buraya, gelin. Ay. Ne diyorsun sen, delirdin mi bu saatten? Düşürüyordu beni. Şurada işte, şurada, şurada. Saatlerdir bakmazsanız kaçırırsınız tabii. Gitmiş. Kim buradaydı oğlum? Kimi kaçırdık? Böcek. Ay Fatih, sen de başıma günay mı kesildin ya? Böcekmiş, böcek, böcek. Yok böcek, böcek. Yok. Fatih, gecenin bu saatinde burada ne halt ediyordun da o efsanevi böceğe rastladın sen ha? Uyur gezer mi oldun yoksa? Geziyorum, uyuyorum. İyi geceler. Ya iyice bir haller oldu vallahi, bir tuhaf bu. Sen git yat da ben gideyim çocuğumun yanına. Yani belki de onunla yatarım bu gece. İyi, git yat da iyice delir çocuğu. Ben de o arada bir tımarhane ayarlarım. Hadi. Kendin git tımarhaneye bana ne. Thank you.
Asıl ben özsüzüm. Ya ben, sen benim nefesimsin. Ben senin kokun olmadan. Umudum, düşlerim, ben yaşarım.